Merhaba arkadaşlar. Bugün size mini hidroelektrik santralini anlatacağım. Anlatımıma başlamadan önce kanalıma abone olup bildirimleri açıp ve videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Çünkü sizlerden gelen destek çok önemli. Evet, ilk önce suyun önüne set yapıyor. Göl oluşturması için. Evet, güzelce hazırlıyor. Sonra tuğlayla beraber seti yavaş yavaş oluşturuyor. Evet. Bu ortaya koyduğu boru setin arkasındaki suyu boruyla aktarmak için. Yani ilerideki şeyde göreceksiniz, ileriki zamanlarda öne bir pervane koyacak sonradan. O pervaneye çevirecek olan su oradan akacak. Sonra setin önünü betonla kapatıyor. Su şey yapmamak için. Su kaçırmaması için. Ve pürüzleri alıyor. Görüntü güzel olsun diye. Ve suyun akacak olduğu yere, yani pervaneyi koyacak olduğu yere zemin hazırlıyor betondan. Ve pervanenin gelecek olduğu aleti koyuyor. Sonra dirsekler vasıtasıyla yuvarlak, pervane için yuvarlak bir boru çemberi yapacak. Ve ona göre dirsekleri kesiyor. Dirsekler 45 derecelik dirsek. Onları kesiyor. Evet, bu şekilde kesiyor. Çaparlarını alıyor. Daha sonra bu boruları birleştirip, borularla beraber dirsekleri birleştirip yuvarlak bir çember yapıyor. Evet, o şekilde birleştirdim. Bu borunun içerisine, yani bu çemberin içerisine pervane koyacak sonra. Şimdi pervaneyi döndürmek için o çember içindeki borulardan su çıkarması gerekiyor. Bunları ayrıyeten bu şekilde, evet, bu şekilde borulu ekleyecek. Evet, bu şekilde kesiyor. Hepsine yaptı aynı işlemi. Sonra yapıştırıyor boruları. Aynı şekilde hepsini yapıştıracak. Sonra macunluyor. Çünkü su kaçırmaması için. Evet.
Ağacın dışında tamam. Sonra pervaneyi koyacak oldu. Şey yapıyor. Bora halkasını yapıyor. Evet bak. Oradan boralarla pervaneyi çevirmesi için ekleme yapıyor. Bora ekliyor onlara. O buraları da az önceki yaptığı çember buraları da ekleyecek. Evet, onları da tek tek bir bunlara yapıştırıyor. Evet, yapıştırdı. Sonra onları macunluyor. Aynı şekilde. Tapaları deliyor. Ve yapmış olduğu buralara yerleştirecek yanılmıyorsam. Evet, bu şekilde yerleştiriyor. Onları da yapıştıracak. İlk önce içindeki fazlalık buraları kesiyor. Evet. Maviye boyuyor. İlk önce yani bir değişiklik olsun diye muhtemelen hepsini evet boyadı. Sonra pervaneyi yapıyor. Yani dinamoya gidecek, elektrik verecek olan pervaneyi, dinamoyu çevirecek olan pervaneyi yapıyor. O şekilde yapıştırıyor. Evet. Pervaneyi siyaha boyuyor. Evet bak o şekilde yerleştirdi zemine. Buralarla beraber yaptı. Vanayı da taktı. Pervaneye dinamoyu yerleştirmiş. Evet şu şekilde yerleştirdi. Pervane döndükçe elektrik üretim yapacak. Oradan gelen su pervaneyi çevirecek. Sonra kabloları bağlıyor. Yapmış olduğu setin üzerine lambalar koyuyor. Lambalara da elektrik verecek. Evet, elektriği bağladı. Suyu açıyor ve pervane dönmeye başlıyor. Dinamo elektrik üretiyor şu an. Bakın yapmış olduğu işlem bu. Güzel bir işlem. Sonra elektriği setin üzerindeki batarya da koyuyor.
Evet, bataryayı doldurabiliyor muhtemelen. Onu gösteriyor şu an. Elektriği bağlayınca setin üzerindeki ışıklar bu şekilde yanıyor. Çok güzel bir çalışma. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Sonuçta sizin destekleriniz de olacak bir şey bu. Şimdilik hoşça kalın.